Korku, bilinmeyen şeylerle karşılaştığımız zaman hissedeceğimiz ilk duygudur. Bilinmeyenle bildiklerimiz arasında duran perdeye uzamamız gerekirken bizi geride tutan bu ilkel duyguyu aşabilmenin sürecin en zor kısmı olduğunu düşünürüz. Ama o eşiği aştıktan sonra perdenin ardında kalan karanlıkta atacağımız her bir adım için daha fazla cesarete ihtiyacımız olur. Durağan varoluşumuzdaki düzeni değiştirebilecek bilgi kırıntıları karanlığın içinde saklanıyor olabilir ve bu olasılık bizi dehşete düşürür. Bu yüzden karanlık bilinmeyenle günlük hayatımız arasında duran bu perdeyi genelde görmezden geliriz. Tabii karanlıkta bekleyen başka unsurların perdeyi kendi iradeleriyle aralamadığını varsayarak. Nadiren gerçekleşen bu fenomen bizi bildiğimiz dünyanın dışında kalan şeylerle yüzleşmeye zorlar ve isteyerek veya istemeyerek kendimizi bilinmeyenin getirdiği bu değişimle yüzleşirken buluruz. Çünkü hayatta kalabilmemiz için bu gerekmektedir. Son bir yılda tüm insanoğlunun ortak olarak vardığı sonuç bu. Bugün 25. doğum günüm. Sizlere geçen yıldan bugüne insanlığın başına gelen olayları anlatacağım. Haziran ayını hep sevmiştim. Açık havanın, güneşli günlerin, güzel anıların zamanı gibi algılıyordum. Doğa, karanlık ve gri kışın getirdiği yükü baharda üzerinden atıp renkleniyor, canlanıyor ve Haziran gelince de huzur verici anaç kimliğine bürünüyordu. 24. doğum günümün öğle vakitlerinde bu algı değişti. Caddenin rüzgarları yüzüme hafifçe vururken dallarının arasından sıcak güneş ışınlarının sızdığı ağaçların gölgeleri altında yürüyordum. Bu sırada yolda yürüyen diğer insanların absürt tepkileri dikkatimi çekti. Gözlerini gökyüzüne çeviren insanlar oraya baka kalıyor ve yüzlerini dehşet kaplıyordu. Ruhumun derinliklerinden alarmlar vererek bana ulaşan korkunç bir içgörünün de etkisiyle ben de kafamı yukarı çevirdim. O ana kadar temiz, bulutsuz duran mavi kubbede siyah lekeler ortaya çıkmış, tüm gökyüzünü işgal etmişti. Hiçbir anlam veremediğim bu durum bir süre kafamı meşgul ettikten sonra ruhuma verdiği ilkel bir güvenlik duygusu ile eve gidip gelişmeleri orada takip etmeye karar verdim. İnsanlık günlerce korku içinde gökyüzündeki siyah noktaları konuştu, tartıştı. Haberlerde, gazetelerde, medyada sadece bu konu vardı. Kara cisimler tüm dünyada çözülemeyen bir fenomen olmuştu. Ayrıca yörüngede gezen uydular aracılığıyla bu cisimlerin dünyanın dışında değil, dünyanın atmosferinde yer aldıkları anlaşıldı. Olay uluslararası bir krize dönüştü bir süre. Ama günler süren ziyaretlerin, toplantıların kaosun ardından uluslararası otorite karanlık kürelerin dünyadaki hiçbir yapının eseri olmadığı sonucuna vardı. Tabii bunu onlara ilk günden ben de söyleyebilirdim. Ülkeler, kurumlar ve tüm güç odağı figürler kaynaklarını ortak bir amaç doğrultusunda kullanacağını açıklayarak karanlık küreleri araştırmaya başladılar. İnsanlar arasındaki düşmanlık çok daha büyük bir tehditle karşılaşınca birden kesildi. Dini kurumlar olayı kendince yorumladı, markalar fenomen üzerinden prim yaptı, uzman kişiler kendince açıklamalar getirmeye çalışarak nüfuzunu artırmaya çalıştılar. Ama insanlığın hayatta kalma içgüdüsü hep üstte kaldı. Tüm dünya sanki tarihin ondan önceki kısmı önemli değilmiş gibi davrandı. Karanlık cisimlerin tarihin sonrasını nasıl değiştirebileceği konuşuldu. Daha şüpheci insanlar tarihin sonrasının olup olmayacağını sorguladı. Yazılar yazıldı, müzikler yapıldı, ürünler çıkarıldı. Yaz mevsiminin kalan 2 ayı bu şekilde geçti. Sonunda karanlık fenomenlerin araştırılması konusunda ilk somut adımlar atılmaya başlandı. Seçilen birkaç konuda eş zamanlı hareket edildi. Profesyonel ekipler kara cisimlerden gelen sinyalleri yakalamaya çalıştılar, antenler çevrildi, gelen verilere göre hesaplar yapıldı. Tabii kara lekeleri incelemek isteyen sadece bilim insanları değildi. Görevli olmayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla araştırma yapıyorlardı. Belki daha önce de yaşanmıştır düşüncesiyle eski yazmaları karıştıranlar, resim çekenler, telsizlerle iletişim kurmaya çalışanlar da vardı. Ben de amatör teleskopum ile bakıyordum kara cisimlere. Toz zerreciği kadar olsa bile herhangi bir şey görme umuduyla. Hatta bazı vatandaşlar karanlık cisimlere uçmak istemişti ama artık böyle hareketlere izin verilmiyordu. Yanlış bir hareket ile insanlığın sonunun gelmesini kimse istemiyordu. Ama ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın karanlık cisimler hiçbir bilgi vermedi. Ne sıradan vatandaşlara ne de görevli uzmanlara. Bilim insanlarına gelen veriler çok yabancıydı. Okunması, işlenmesi imkansızdı. En sonunda otoriteler doğrudan temas kurmak için robotlar göndermeye karar verdiler. Önceden belirlenmiş noktalardan gönderilen bu robotlar tüm dünyanın ilgisini çekti. Kurulacak ilk fiziksel teması herkes görmek istiyordu. Robotların hazırlanışını ve hareketlerini medya canlı canlı gösterecekti. İlk temas için hazırlanan özel programlarda uzmanlar ve spikerler birlikte olayları yorumluyorlar, tahminlerde bulunuyorlardı. Çoğu mekanda insanlar özel olarak toplanmış, olayları birlikte takip etme kararı almışlardı. Ne olursa olsun her şeyi birlikte deneyimlemek istiyorlardı. Ben ise tüm olanı evde televizyondan takip ediyordum. Ve sonunda robot diye gösterdikleri şeyi bir platformun tepesinden uçurmaya başladılar. Robotun önce araştırma üssünün yapıları arasından süzülüp yükselmesini, sonra arkasındaki şehir silüetini aşmasını seyrettim. Bir süre sonra robot, mavi gökyüzü ve o gökyüzünün üzerine serpilmiş karanlık lekelerin arasından geçerek küçücük siyah bir figür haline geldi. Sonunda hedeflenen kara cisme yaklaştığında hareket hızının azaldığı ve ilk teması kurmak üzere olduğu bildirildi. Sonra kara cisme daha tam gelmemişken robot bir şeye çarpmış gibi geri çekildi. Bir süre havada asılı kaldıktan sonra birkaç kez daha cisme yaklaşmayı denedi ama hep görünmez bir şeye çarpıyordu. Bir noktada robot geri çağrıldı ve televizyondaki insanlar neler olduğu konusunda hararetli bir tartışmaya girdiler. Ben ise göreceğimi görmüştüm. Birkaç hafta sonra insanların bilgi açlığını doyurabilmek ve biraz olsun onları sakinleştirebilmek adına otoriteler robot ile alınan görüntüleri yayınladılar. Bu görüntüler de alınan diğer veriler gibi hiçbir bilgi içermiyordu. Ama insanların üzerine çok tuhaf bir etki bırakıyordu. Kara noktalar sanki sonsuzluğa uzanan çukurlar gibi görünüyorlardı. Ve onlara baktıkça bu sonsuz çukurdan hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak kadar korkunç varlıklar fırlayacakmış gibi hissettiriyordu. Görüntüler haftalarca insanların zihinlerine kaldı. Karanlığın arkasında nelerin saklandığı konusunda fikirler yürütüldü, varsayımlar üretildi. Çalışmalara daha fazla kaynak aktarıldı, daha fazla insan dahil edildi. Dünya kara cisimler üzerine her geçen gün daha fazla yoğunlaşıyordu ve yoğunlaşmakta haklıydı da. Ama yayınlanan görüntülerdeki o sonsuz karanlık kimsenin zihninden çıkmadı. Güzün sonuna doğru başka bir fenomen daha yaşanmaya başlandı. Ama bu fenomen kafamızın üzerindeki gökyüzünde değil, gece vakitlerinde gözlerimizi günlük yaşamımıza kapattığımızda gerçekleşiyordu. Resimlerin gösterilmesinden 1-2 ay sonra insanlar tuhaf kabuslar görmeye başladılar. Düş gücümüzün ötesinde unsurlar barındıran bu rüyalarda yoğun olarak uzay, deniz, girdap gibi unsurlar ve hesap yeteneğimizi bertaraf eden boyutlarda içimizi ilkel korkularla kaplayan başka varlıklar görülüyordu. Bu yoğun kabus dönemi bir süre daha insanları rahatsız etti. Bazı uzmanlar kabusları toplu hisleri olarak yorumlarken bazıları da bunların genetik hafızamızda uyanan kadim bilgiler olduğunu iddia ettiler. Bazı iddialara göre ise kara cisimlerden gönderilen anlaşılmaz veriler bir şekilde görsel sinyaller aracılığıyla insanları etkiliyordu. Otoritelerden yapılan açıklamalara göre görülen kabuslar sadece olağanüstü bir durumla karşılaştığımız için bilinçaltımızın verdiği bir tepkiydi. Durum ne olursa olsun insanların ruh hali zamanla çöküyor, merak yerini korkuya bırakıyordu. İnsanlar artık içten içe gökyüzündeki karanlık lekelerin yok olmasını istemeye başlamışlardı. İnsanlık, güz mevsimini kafalarının üzerindeki gökyüzünde asılı duran gizemli karanlık noktaların getirdiği korku, paranoya gibi duygu ve düşüncelerle geçirdi. Kış geçip giderken insanların içine böyle duygular ve düşünceler oturuyor, insanoğlunun merak duygusu yavaşça ortadan kayboluyordu. Bunu medyada, çevremdeki insanlarda ve özellikle kendimde görüyordum. İşe giderken kesinlikle gökyüzüne bakmıyor, eve dönünce teleskopu kullanmıyordum. Fakat merak duygum tamamen ortadan kalkmamıştı. Her ne kadar bunu pesimist duygularla yapıyor olsam da haberler üzerinden gelişmeleri takip ediyordum ama haberler de artık pek bir şey göstermiyordu. İnsanlar geceleri rüyalarında yeterince maruz kaldıkları, gündüz de sürekli altında gezdikleri karanlığı daha fazla konuşmak istemiyorlardı. Sanki yeterince üzerinde konuşmazlarsa, unuturlarsa tüm bu durum kendiliğinden kaybolacaktı. Ama ortada kaybolan bir şey yoktu. Kabuslar ise daha fazla yoğunlaşıyordu. Kışın sonunda ise o korkunç olayın öncesindeki gece son bir kabus daha gördü insanlar. Bu son rüyada insanların egoları, önlerine çıkan o muazzam varlığın karşısında yerle bir edildi, kişilikleri ezildi. İnsanların kafasından asla silinmeyecek bu kabusla geçen gecenin karanlığı, yerini gün ışığına bıraktığında ise son bir fenomen daha yaşandı. Gökyüzünde ayrı duran siyah lekeler, insanların zihninde bir şekilde birleşmeye başladılar. havadaki konumları belirgin bir şekilde ayrı durmasına karşın zihinleri insanları bu lekelerin tek bir varlık olarak algılamaya zorluyordu. İnsanlar daha tam bu duruma alışmamışken de artık birleşmiş bir form olarak kendisini gösteren siyah kürenin içinden geceki kabusların kaynağı olan yaratık çıktı. İnsanlar bu yeni oluşan korkunç duruma tepki bile veremeden yabancı olağanüstü figür hiçbir ses ve ışık oyunu olmaksızın iletişim kurmaya, doğrudan insanların zihinlerine konuşmaya başladı. Zihinlere ilettiği cümlesindeki kelimeler ya algılanamayacak kadar büyük ve ilkel boyutlarda ya da kişilerin bilişsel zekalarında hiç bitmeyecek kaşıntılar yaratacak karmaşıklıktaydı. Siyah lekenin içinden çıkan varlık yine de bir şekilde insanlara söylemek istediği şeyleri tek bir cümlede söyleyebilmişti ve geldiği kadar hızlı bir şekilde oradan çekilmişti. Mavi gökyüzümüzdeki karanlık leke de böylece ortadan kaybolmuştu. Bu deneyimi açıklamaya yetecek kadar bilgi birikimim ve yetkinliğim yok. Dünya üzerine böyle bir birikime ve yetkinliğe sahip biri olduğunu da sanmıyorum ama bizlere anlatılan şeyleri bir şekilde söyleyebilmek isteseydim muhtemelen şunu derdim. Toplum mekanizmanız, evrimsel konumunuz ve zihinsel yapınız daha uzay denen sonsuz boşluğa açılmaya yetecek seviyede değil. Evinizden biraz bile uzaklaştığınız takdirde aklınızın alamayacağı varlıklarla, kavramlarla karşılaşacak, toplu bir çöküş yaşayacaksınız. Bu tek ve son uyarınız. Yerinizde kalın ve uzaydaki konumunuzun farkına varın. Kış mevsimi de insanlar için böyle bitti. Müthiş bir korkunun arkasından gelen tarif edilemez bir umutsuzluk hissiyle. Bahar gelip geçerken insanlar mavi açık gökyüzünün altında oturdu, tartıştı. Fakat tek bir kişi bile o gün yaşadığı korku ve dehşet duygusunu aşıp karanlık perdenin arkasına bakamadı. Toplumsal yapıda bozulmalar da yaşanmadı, kimse panik yapmadı. Korku diğer tüm duygu ile düşünceleri bastırdı ve insanlar hep ne yapacaklarını bildikleri günlük hayatlarına geri döndüler. Günlük hayata bu basit kaçışın nedeni bu sefer bilinmeyenin kendisinin getirdiği korkuydu. İnsanlık gerçekten de o karanlık perdenin arkasında ne olduğunu merak edip kendi sorunlarını bir şekilde aşabilmişti ama perdenin arkasında nelerin bekleyebileceğini öğrendiklerinde daha büyük korkular İnsan ruhunu ele geçirmişti. 25. doğum günümde gelmişken sadece tek bir dileğim var. Bizim neslimiz zaten bu korkunun üstesinden gelemeyecek ve kendi evlerinde kalmayı sürdürecekler. Bu küre hapishane üzerinde sonumuzun gelmesi bizlere çok daha tatlı, rahat, sıcacık bir tercih gibi görünüyor. Ama umarım sonraki nesiller ruhumuza yerleşen bu dehşeti bir şekilde aşarlar ve biraz da olsa o perdenin ardına bakma cesaretini gösterirler. Çünkü ya içimizdeki korkuları aşmaya çalışarak ilerleyeceğiz ya da oturup ölümümüzü bekleyeceğiz.